Merhaba. Son olarak bir Bursa basketbolunda size bir ziyaret oldu. İki süperlik, biri Türkiye Basketbol Ligi takımlarında. Hem Topaş, hem Bursa Spor İmparatoru, hem de Final Spor sizi ziyaret etti. Bu hem mevkinizden kaynaklı ama çok da güzel bir ziyaret oldu. Karşılık beklemeden gibi bir ziyaret oldu. Bu ziyaretle alakalı bir değerlendirme alabilir miyim? Tabii bildiğiniz gibi Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyesiyim. Bursa Spor'umuz, yani Tofaş, yani final kulüpleri uzun yıllardır ligde mücadele ediyorlar. Basketbola katkı sunuyorlar. Süper Lig'de takımları var. Biz de zaten işbirliği içerisinde basketbola hizmet ediyoruz şehirde. Kulüplerimiz hizmet ediyor, biz hizmet ediyoruz. Yani çok sağ olsunlar. Böyle bir düşünce ortaya koymuşlar. Bizi ziyarete geldiler. Tabii anlamlı, çok değerli bizim için, sağ olsunlar. Altyapılarından tutun da işte Süper Lig'deki takımlara kadar şehre 7'den 70 herkese hizmet eden kulüpler bunlar. İyi noktada olmaları gerekir. Biz de zaten her zaman yanlarındayız. Elimizden gelen destekler ne varsa gene vermeye devam edeceğiz. El birliğiyle basketbolu geliştirmek için mücadele edeceğiz şehirde. Bursa basketbolunda da hep doğru organizasyonlar görüyoruz. Üst liglerde Bursa Spor olsun hem altyapısıyla hem A takımıyla, Tofaş aynı şekilde akademide ve A takımda, Final Spor'da öyle senelerdir doğru yönetilen bütçelerle ellerinden geldikçe bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Siz de Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak sizin de onlara el vermeniz gerçekten çok güzel. Akademi anlamında sormak istiyorum. Bursa'da federasyon olarak bir atılım yapılacak mı? Federasyon zaten şehirde bir sürü organizasyonlar vardı biliyorsunuz. Hepsini yaptık. Türkiye Kupası'nı yaptık. Bursa'da milli maç Bursa'da yapıldı. Tofaş'ın yaptığı 18 yaş altı dünyada ilk kere düzenlenen ilk olan Avrupa Şampiyonası Bursa'da yapıldı. Organizasyonların her birisi verildi. Bu anlamda güzel işler oldu. Kulüplerimiz de hem Bursa Spor hem işte diğer saydığınız kulüplerimiz Tofaş ve Final Spor zaten şehrin onlar. Bu anlamdaki organizasyon eksikliğini gideriyorlar yani. Hani bir şehre organizasyon verilmesi için o şehirde zaten bir basketbolun hikayesinin olması lazım. Bunlar var olduğu için biz bu organizasyonları alabildik. Önümüzdeki günlerin planlamaları daha yapılmadı. Ama şehrin ihtiyacı olan ya da var olan organizasyonlardan hangisi bizim şehrimize uygunsa muhakkak yeni getiririz. Onunla alakalı da çalışmalarımız olacaktır. Şunu sormak istiyorum, aslında daha öncesinde konuşmamıştık bunu ama Bursa'da bir salon eksikliği var. Türkiye Voleybol Federasyonu bunu organize ediyordu ama Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bu yönde bir atılımı olacak mı? Çünkü Bursa'da şu anda maç yapılabilir düzeyde gerçekten az salon var ve şehrin biraz doğusunda Naim Süleymanoğlu öyle, Şahin Başoğlu öyle. Bu tarafta bir tek Topaş Spor Salonu var. Bu konuyla alakalı hem Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı olarak, hem Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak, hem de Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak bunu size sormak istiyorum. Yani Bursa'ya bir salon kazandırabilecek miyiz? Zaten Ayın Başkanımız açıklama yapmıştı daha önce biliyorsunuz. Atatürk Kapalı Spor Salonu biliyorsunuz orada proje değişiklikle beraber, yeni projeyle beraber şu an ihalesi yapılmak üzere. Büyükşehir Belediye'miz yapıyor. Oraya salon yapılacak zaten. Bunu zaten daha önce duyurdular. Biraz tabii ihale süreci uzamış olabilir. Yapıldığı zaman çünkü ihaleye giren olmamıştı bir önce. Aslında 3-4 ay önce yapılmıştı ihale. Yapıldığı zaman ihaleye giren olmamış. Ondan sonra tekrar ihale yapılmış. Yapılıyor yani. Salon yapılacak zaten. Bunu şehre duyurdular. Başkanımız duyurdu. Biz de tabii federasyonla işte daha standartlara uygun olsun da hani FIBA standartları vesaire falan eksik bir şey olmasın diye bir projeyi de biz de orada gözden geçirttirdik. Destek anlamında söylemeleri gereken bir şey varsa mimarlarını sorsunlar diye öyle bir iletişim de sağlattık. Yapılacak inşallah, bir sorun görmüyorum ben o konuda. Bu arada Voleybol Federasyonu'nun Bursa'da bir tane salonu var Cengiz Cengiz'de. O salonda tabii voleybola önemli hizmetlere ve önemli katkılar sunuyor. Basketbol adına da bakınca Naim Süleymanoğlu'nda var, Şahin Başoğlu'nda var. Tofaş Spor Salonu var. Şimdi yenisi de yapılıyor. Yani voleybol salonu da belki hani gelecekte konuşulabilir. Yani voleybol da önemli bir noktada tabii. Bunlar da değerlendirmesi gerekir bence. Voleybol demişken Bursa Büyükşehir Belediye Spor erkek voleybolda konuşalım biraz. Sezon öncesinde bir balkon kupası gerçekleştirdi.
Kayıtlı bir takım gördük. Bu sezon nasıl bulursa bu işe verdiği sporu izleyeceğiz. Erkek voleybolu özellikle. Evet, takımımız devam ediyor. Yani tabii Balkan Kupası'nı kazanmayı umut ediyorduk biz de. İyi bir başlangıç yapacaktık. Kısmet olmadı. Balkan Kupası'nda finallerinde kazanamadık kupayı. Daha sonrasında lig başladı. Tabii biz geçen seneki kadronun büyük bir kısmını elimizde tekrar devam ettik. Beraber yola devam ettik. Yeni işte katkılar aldık başka alanlarda ama çatımız devam ediyordu. Geçen sene de çok başarılı bir sezon geçirdik hatırlarsanız. Dördüncülüğü bir maçla kaybettik. Yani çok anlamlı bir sezondu. Çatıyı zaten koruduk. Ekstra antrenörümüzün talepleri doğrultusunda transferleri yaptık. Şimdi de ligimiz yeni başladı, devam ediyor. Hedeflerimizde şaşma yok, değişme yok. Takımda oturma süreci bunların her birisi. İlk başlangıçları biraz oturması gerekiyor tabii takımın. Anlaşması gerekiyor, anlaması gerekiyor. İnşallah iyi noktada devam edecektir. Bir problem olmayacaktır, güzel gelecektir. Mudanya Futbolu'nun iki büyük kulübü, Bulgarspor ve Mudanyaspor hazırlık karşılaşmasını başlama vuruşunu siz yapmıştınız. Bulgaz'ın da sahası da yenilenmiş bu arada, çok güzel olmuş. Mudanya kulüpleriyle alakalı görüşünüzü alabilir miyim? Yani Mudanya kulüpleriyle alakalı şöyle, aslında bütün Bursa kulüpleriyle alakalı konuşmak lazım, nasıl konuşmak lazım. Şimdi Mudanya'da tarihi çok eskiye dayalı kulüpler var. İşte Mudanyaspor 1924'te kurulmuş. Yani 1924 çok eski bir tarih. Bu yüzden çok anlamlı bir konu. Burgaspor yine 1967 sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, o tarihte kurulmuş. Kumyaka Spor var yine. Trilye Spor 1957. Yani kuruluş tarihleri çok eski olan çok değerli kulüpler. Görükle İpek Spor. O da 1930'lara uzanan, 39-40'lara uzanan bir mazisi var. Onun evet, bir geçmiş başka kulüp değişikliği vesairesi falan. Bunlar çok değerli ve anlamlı. Bu şehir adına çok anlamlı konular. Bunların her birisine destek olmak lazım. Destekleyebilmek lazım. Sonuçta şehre değer katıyor. Bursa sporumuz da aynı şekilde desteklemek lazım. Altyapıları önemli bir şekilde toparlarsak Bursa'nın en büyük gücü altyapı. Altyapıdaki takımların kuvvetli olması için de sadece Bursa Spor'un altyapısı tabii ki orası kuvvetli. Bursa Spor'a da oyuncu yetiştiren bir şehir, komple Bursa Spor'a hizmet eden bir noktada olursa altyapı kulüpleri de çok daha güzel olur bence yani. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Handball işbirliği başladı. Artık Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Handball'da da göreceğiz. Bununla alakalı da görüşlerinizi alarak kapatalım isterseniz. Ya Handball tabii çok özel bir hikayesi var. Handball oradaki kızlarımızın bir hikayesi. Yani bizim orada sadece biz destek olduk. Onlar zaten yapması gerekeni yapmışlar bu zamana kadar. 9 sene önce, 10 sene önce kurulan takım. Yani işte hepsi aynı jenerasyon, yıllarca aileler desteklemiş. O çocuklar 7-8 yaşından işte 18 yaşlara kadar beraber bu süreci yönetmişler. Biz geldik, destek olduk. İşte kapatılan bir takımın kapatılmasını engelledik. Sahip çıktık, onlar da gereğini yaptı. Biz bir şey yapmadık. O başarı tamamen onların başarısı. Biz onları sadece imkanlarını onların yerine getirdik. Daha kaliteli hizmet almalarına vesile olduk. Biz onlara gönlümüzü açtık. Onların o başarısına saygı duyduk, onların o hikayesine saygı duyduk, o kızların o başarı hikayesine, o tırnaklarıyla verdikleri mücadele, velilerinin, ailelerinin mücadelesine saygı duyduk, onları sadece destekledik, o kadar. Geri kalan her şeyi onlar yaptı. İnşallah onlar, yani Mudanya'da bir Süper Lig takımı, en alt ligden başlayıp Mudanya'da bir 87 bin seçmeni olan, 107 bin nüfusu olan bir ilçede, en alt ligden başlayıp Süper Lig'e kadar çıkmaya başarısını gösteren bir hikaye yazdılar. O yüzden onlar bizim için çok değerli ve anlamlı yer. Bu soru için son demiştim ama araya son olarak bir şey daha sıkıştırmak istiyorum. Büyük bir marka Bursa Spor. Evet. Şu anda da futbol yönünde maalesef biraz sıkıntılar var. Bursa Spor'la alakalı duygu ve düşüncelerinizi de alırsak temennilerinizle beraber. Şimdi Bursa Spor 1967'de, 63'te kurulmuş. Bu zamana kadar memlekete, şehrimize, Türk sporuna, Bursa'daki spora, dünyadaki spora katkı sunmuş. Yani çok önemli başarıları imza atmış. Birincisi böyle bir Bursa Spor'un önemli bir insanlarda yarattığı bir duygusal bir hikayesi var. Birincisi bunu bir görmek lazım. İkincisi şehir adına Süper Lig'de olan bir futbol takımının şehirde var olması.
bütün bu şehirde yaşayan insanlar açısından önemli bir mesele. O maçlarda o çocukların, o gençlerin heyecanını yaşaması önemli bir mesele. Bu hikayeyi yazan, buraya getiren kulüp, bu hafıza, bu duyguları yaşamış insanlar muhakkak bunlar bir gün daha iyi noktaya gelecektir. Ben karamsar değilim hiçbir şey için. Biraz daha sürecin, yani ben kesinlikle toparlanacağını düşünüyorum. Ama bugün mü, yarın mı, daha sonra mı bilmiyorum. Yani çünkü benim kastettiğim şey 1963'ten bu zamana Anadolu'daki 5 tane kupa alan takımdan bir tanesi olabilmek öyle basit bir iş değil. Yani bu şehir bunu topyekun başarmış bir şehir. O yüzden bu da sağlanacaktır. Sağlanması için de mücadele ediyoruz. Hep beraber ediyoruz. Bütün şehrin, yani Büyükşehir Belediye Başkanımız mücadele etti, destek verdi. Vermeye devam ediyor. Verilmeli, başkaları da vermeli. Yani sadece belediyeler değil, daha fazla bu konuyla alakalı işte dinamiklerin de devreye gitmesi gerekir. Hep beraber. Yani burada yapılan iyiliklerin hepsi yapıldı. Yapılan yanlışlar vardır, yoktur. Onlar çok önemli değil. Şu anda mesele Bursaspor'un bu halde olmaması. Bunun adına da bir kişi bunu yapamaz, iki kişi bunu yapamaz, üç kişi bunu yapamaz. Yani böyle bir istek ve arzu oluşması gerekir. Ben böyle düşünüyorum bu konuda. Bunu da yapabileceğini düşünüyorum bu şehrin. Bu takımı yapabileceğini düşünüyorum. Ama biraz herhalde biraz da anlamamız gerekiyor sanırım. Bursaspor'un şehir adına olan değerini, Bursaspor'un o hikayesinin ne kadar anlamlı olduğunu, ülke adına ne kadar anlamlı olduğunu, Türkiye adına ne kadar anlamlı olduğunu anlamak gerekiyor bence. Biraz daha bunları düşünelim bakalım. İnşallah güzel şeyler olur. Ben de dua ediyorum. Ben de her zaman taraftar psikolojisinden bahsetmiyorum bu arada. Yani onların bakış açısı, Bursaspor armasına olan sevdası bu ayrı bir konu. Bu çok değerli bir anlam. Ancak bir de şehrin ihtiyacı var. Şehrin Bursaspor'un en üst ligde olmasına ihtiyacı var. Bursa'da yaşayan Fenerbahçeli'nin de buna karşı ihtiyacı var. Çünkü Bursaspor tribünleri dolduruyor. Bursaspor tribün şovlar yapıyor. Bursaspor memleketin bir meselesi olduğu zaman dik duruş gösteriyor. Memleketin yanında yer alıyor. Yani o yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Memleket adına da önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah gelecekte de bunların her birisinin düzeleceğini düşünüyorum. Böyle hayal ediyorum, böyle arz ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.